Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kıymalı patlıcan tava yapacağız. Bunun için gerekli olan, ben bir patlıcandan yapacağım. Bir adet kemer patlıcanım var. Şimdi patlıcanımı şöyle çizgili şekilde soyacağım. İlk etapta patlıcanımı işte küçük küçük cacık yapar gibi doğrayacağım ve tuzlu suda birazcık bekleteceğim acısı çıksın diye. Şöyle aynen cacık yaparken salatalığı nasıl doğruyorsak patlıcanı da bu şekilde doğrayacağım. Küçük küpler halinde. Ben tahta çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Böyle elimde yapmaya özen gösteriyorum her şeyde. Böyle daha kolay geliyor. Şu şekilde patlıcanımı. Dilerseniz siz patlıcan sayısını artırabilirsiniz. Bize bir patlıcandan yeterli geliyor. O yüzden bir patlıcan kullanıyorum ben. Patlıcanımı tamamıyla doğradım. Doğrama işi bitti. 1,5 çay kaşığı tuzum var. Şimdi suyumu da ilave edeceğim. Biraz patlıcanlarımın acısı çıkana kadar suda bekleteceğim. Kenara alıyorum patlıcanlarımı ve yemeğimi yapmaya başlıyorum. Patlıcanlarımı suya ıslattım. Orada acı suyu çıkarken ben dedim bu arada yemeğimin diğer malzemeleri doğrayayım, hazırlayayım. Tavama yağımı aldım. 2 orta boyda soğan doğradım. Yemeklik doğradım. Çok büyük doğramadım. Şimdi soğanlarım biraz kavrulsun, biberlerimi de ilave edeceğim arkadaşlar. Aşama aşama göstermeye çalışacağım inşallah size. Soğanımın kavrulma süresi yeterli. 2 dakika kadar kavruldu. Şimdi biberimi ilave ediyorum. 2 adet biberim vardı. Onları da doğradım. Şimdi birazcık da biber kavrulsun. Çay tabağı genişliğin dediğim yani. Çok az da kıymam var arkadaşlar. Onun da kavrulması için biber ve soğanımı ilave ettim. Kıyma çok fazla kullanmadım. Yani böyle lezzetli oluyor. Evet, şimdi biraz daha kavrulsun. Bir yemek kaşığı da salçam var, onu da ilave ediyorum ve kokusu çıkana kadar daha kavurmaya devam edeceğim. Bu arada hem kıymam kavrulsun hem salçam kavrulmaya devam etsin malzemeleriyle. Patlıcanlarımın da suyunu artık sıkacağım. Gördüğünüz gibi siyah suyunu bırakmış zaten. Şu şekilde İyice sıkacağım suyunu. Şimdi harcımın içine patlıcanlarını da ilave ediyorum. Karıştırayım. Birkaç dakika kadar kavrulsun. Sarımsağım var. Onu da orta boy doğradım. Çok küçük doğramadım. Bu için de belli olsun. Lezzetini iyi versin diye. Şimdi patlıcanımın üzerine sıcak suyunu da ilave edeceğim. Patlıcanlarımın üzerine geçene kadar su dökeceğim. Pişmesi lazım çünkü. Su
suyunu da ilave ettim. Patlıcanları sıcak su ilave ettim arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuz ve diğer baharatlarımı da ilave ediyorum. Yavaş yavaş artık yemeğim pişecek şimdi. Malzemelerini tamamıyla harmanladım zaten. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave ettim. Baharatlarımı da atmış oldum şu anda. Yemeğimiz artık kaynayacak. Suyunu çekene kadar işte pişecek. Kaynaktan sonra altını kısacağım kısık ateşte. Suyunu çekene kadar pişecek. Daha sonra zaten yemeğimiz hazır demektir. Suyunu çektiği yer. Sonrasında da servis esnasında inşallah size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kıymalı patlıcan tavamızın son hali bu şekilde. Üzerine ben biraz da maydanozla renk vermek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yapanlara ve yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.